hemen ortaya yansıttı editörüm Ruşen. Asgari ücrette zam senaryoları, olası senaryoları. Şöyle bir bakalım mesela %35'lik zamda ne kadar olacak? 15.392 lira. Atlıyorum %55'lik bir zam söz konusu olursa 17.673 lira. Bakalım ne olacak? Geliyorum İsveç'in NATO üyelik protokolü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda oy çokluğuyla kabul edildi. Bir kere sen bunu bekliyor muydun? Önce onu soracağım. Komisyon Başkanı Fuat Oktay İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin genel kurulunda hızlı bir oylama beklenmemeli diye de rezerv koydu. Ne anlama geliyor bu, onu da sorayım. Şimdi şöyle, buna ilk adım diyebiliriz. İsveç'in NATO üyelik süreciyle alakalı. Bekliyor muydum? Evet, bekliyordum. Şundan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışı ziyareti dönüşünde, sanırım yanlış hatırlamıyorsam da Macaristan'dı. Macaristan dönüşünde ABD Başkanı Biden ile yaptığı telefon görüşmesine dair detayları paylaşmıştı. Uçakta bulunan gazetecilere ne demişti? İsveç konusu Biden ile yaptığımız görüşmede gündeme geldi. ABD ile aramızdaki F-16 meselesinde bu çerçevede değerlendirdik. Görüşmede kendisinin siz bunu meclisten çıkarın, aynı şekilde ben de kongreden bunu geçiririm şeklinde bir ifadesi oldu demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cuma günü Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. O güvenlik toplantısı sonrasında da Dışişleri Komisyonu'nun toplanacağına dair bir bilgi yansıdı. Salı günü Dışişleri Komisyonu İsveç'in NATO üyelik süreci protokolü teklifine gündeme alacağı ifade edilmişti. Şimdi parçaları birleştirdiğimiz zaman hepsinin bir anlamı ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, Türkiye-ABD arasında gerçekleşen o toplantı ve Dışişleri Komisyonu toplantısıyla birlikte de İsveç'in NATO üyelik sürecinde ilk adım atılmış oldu. Yani bu parçaları birleştirince esasında benim beklentim dünkü komisyondan böyle bir karar çıkması yönündeydi ki öyle de oldu. Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'ın aslında orada verdiği mesaj da önemli. Yani genel kurula geldiği zaman böyle hemen çıkacak diye bir şey yok. Şimdi Ankara'nın pozisyonu başından itibaren şu, Türkiye'nin kırmızı çizgileri var. Şimdi biz tarihi geriye götürelim. 28 Haziran 2022 Madrid'de bir mutabakat imzalanmıştı. Türkiye, Finlandiya, İsveç. Finlandiya bazı hükümlülükleri, işte o sorumlulukları yerine getirmişti ve Türkiye'nin de onay vermesiyle, NATO'nun da onay vermesiyle ittifakın 31. üyesi olmuştu. Burada tıkanma İsveç meselesindeydi. Özellikle Türkiye'nin o terörle mücadele, teröristlerin iadesi, yasal değişikliklerin, mevzuatın yerine getirilmesine dair beklentileri söz konusuydu ki hatta iki ülke arasında bir yılı aşkın süren bir müzakere süreci de gerçekleşmişti. Şimdi evet, komisyonda kabul edilmiş olabilir ancak genel kurul aşaması var. Meclis bir araya girecek, 16 Ocak'ta mesaisine devam edecek ama bu şu anlama gelmez. 16 Ocak'tan sonra hemen İsveç meselesi genel kurul gündemine gelecek diye bir şey yok. Ankara biraz daha İsveç'in o adımlarını, NATO ile ilgili sürece dair gelişmeleri takip edecek. Sonrasında da gelişen ortama göre de İsveç'in NATO üyelik sürecine dair genel kurulda da adım atılacaktır.